nasıl olsa süratlenirsiniz hemen ama bizim öyle bir şansımız yok. Lütfen bize anlayış gösterin dedi. Dedi. Diğer bir dinleyicimiz de akşam olduğunda uykunuz geldiğinde çekin yatın uyuyun dedi. Öyle demedi bir kere. Onu nasıl dedi onu söyle. Güneş battı tır yattı. Güneş battı tır yattı. Ha, orijinaliyle lütfen. Evet. Güzelmiş, hoşuma gitti. Evet, çok güzel. Ondan sonra Irak'a gidecek olanlara siyaset yapmaması uyarısında bulundu. Yine Yunus Emre bulundu galiba onda değil mi? Evet, son dinleyicimiz söyledi. 20 günü yolda geçmiş. Zor, gerçekten işleri zor Zafer Bey. Evet, çok zor onların işleri. Tamam, peki bunları toparladıktan sonra... Ah, bir şey anlatacağım size. Anlat, kısacık, çok kısacık. Geceleri yayında istek saati yaptığımız yıllarda çok fazla bizi uzun yol şoförü arardı. İşte tır şoförleri, kamyon şoförleri ararlardı. O günlerden çok güzel bir anım var. Açtım telefonu, efendim işte TRT FM buyurun isteklerinizi alalım. Adını hatırlamıyorum artık. Her kimse söyledi ismini. Ne yapıyorsunuz dedim. Şu an dedi Edirne kapıdan dedi girdim. Edirne'den. Evet, İstanbul. Edirne'den girdim dedi. Harput'a dedi mal götürüyorum dedi. Yol. Bayağı uzundu yolu. Peki dedim, yolunuz açık olsun. Hangi şarkıyı armağan edelim? Ne istiyorsunuz siz dedim. Musa Eroğlu'ndan Yolun Sonu Görünüyor dedi.